Dur. Yan kesicilik. Bak adama yaklaşıyorsun. Şimdi bakayım bunda ne varmış. Aa, yan kesicilik yapalım dedim. Oğlum taşak mı geçiyor lan? Eğil dedin, eğildik amına koyayım. Ben gidiyorum. Bak şimdi. Şu görebildiğin her yere gidebiliyoruz. Ve haritayı açayım sana. Al. Şuradayız. Ve harita. Dur. İşaretleme lan. İşareti kaldırsana oğlum. İşareti nasıl kaldırıyoruz? Şu işareti kaldır ya. La kaldırsana oğlum işareti, geri zekalı. La oğlum sikeceğim belanı. Bu kadar salakça bir şey yapmayın abi. He? E kaldır işte amına koyayım. Hı? Haritaya bak. O zaman çok devasa bir haritaydı. Tabii bunun üstüne büyüklüğünü geçen haritalar oldu ama bu haritanın her yeri dolu. Avantajı o. Sana da good luck, geri zekalı. Şimdi ben nereye gideceğim? Şurada eskiden hatırladığıma göre 3 tane kaya olması lazımdı. O kayaya gidip hırsızlığı etkinleştireceğim. Ben onu seçeceğim. Ben şuradan gideceğim. Dayı, sen git yoluna. Her an karşımıza bir şey çıkabilir. Öyle bir tehlikemiz var. Banditler olsun. Yaratıklar olsun. Ölebiliriz de. Ama bakacağız. Şurada bir haydut köyü olması lazım ama. Yok muymuş? Şuradaki geçerken otları toplayıp buradan kendine ilaçlar, iksirler falan yapabiliyorsun bu otlarla. Simya tezgahlarında. Neyse şu yoldan gidelim. Bu yoldan gidince taşlar karşımıza çıkacaktı galiba. Üf, manzaraya bak. Şurada mıydı lan? Şurada bir yerde olması lazım ya. Nerede bu üç kaya? Allah Allah. Onu etkinleştirirsek ana aha bir dakika. Lan masum dönmüyor ki. Bir dakika ben vuracağım onu. Lan ne oluyor? Sen kimsin? Orospu çocuğu bir dakika. Bir dakika bir dakika. Dur. Oğlum ben de diyorum yanında kim var anasını satayım. Alevleri aç. Şimdi o yakın menzilde olduğumuz için ben bunları ancak böyle öldürebilirim. Düşük Efsun. Yapacak bir şey yok. Saldır. O öldü. Allah'tan nevelleri düşük. Banditlere denk geldik. Dur lan Efsun'umuz da olsun. Lan vurma. Efsun'u dolsana. Heh bu öldü tamam. Soy bunu. Bir tane daha orospu çocuğu vardı. Bir dakika. Hemen uzun yaya geç. Uzakta çünkü o. Nerede o piç? Bana bok atıyor. Ah burada. Buldum. Bunun yakınlaştırması vardı ya. Sonra mı açılıyordu? Oğlum göstersene kendini. Bak ya. Nereye gitti lan o? Vay wow, bildiğin kaçtı ha. Aha şurada buldum. Aha sapladım. Bir daha sapladım. Hadi iki tane daha saplarsam. Ama sen orospu çocukluğu yapıyorsun. Aha uca geldi. Sen çok zekisin değil mi? Al. Aha saplayamadım. Göstersen al kendini. Sapladım. Lan oğlum. Hareket etme dur. Zaten daha seviyemiz düşük. Öldürdüm. Şuraya çıkabilecek miyim? Buradan çıkamayacağım. Hemen onu da soyalım. Para bunların hepsi para demek. Nasıl çıktın lan oraya sen?
Lan ben niye çıkamıyorum oraya? Gel bakayım. Oğlum soysana. Hı. Dur şuraya saplanmış olan okumu da alayım. Buraya saplanmış. Boşa gitmesin oklarımız. Aa kamp. Dur lan kamp boş. Hadi kamp soyalım. Daha var. Hı. Bak şimdi kamplarından ne çıkacak? Bir şey çıkmadı gibi ama. Kutu mutu yok mu lan? Ha kitap bulduk. Tamam. Buralardan level atlamamıza yardımcı kitaplar falan çıkabiliyor. Şunun içinde ne var? Bir şey var mı? Uyu. Artık burada uyuyabilirim istersen. Şu eti al. Can doldururuz. Aha para. Kaç para? 17 altın. Allah bereket versin. Şurada ne var? Aa cübbe. 153 altın değerinde. Güzel. Bak buradaki tezgahları kullanıp üretim parçaları üretebiliyoruz. Mesela buradan deriden şerit yapabiliyoruz. Bunun değeri 10'muş. Şerit yaparsak değeri 3'e düşüyor. Ama bir tanesinden 4 altın. 4 tane çıkıyor. Daha şeyden karlıymış. Tamam. Evet. Hepsini şerit yapmasını satayım. Tamam. Daha karlı satışta. Şimdi başka da bir şey yok gibi. Kutu falan görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Hep buralarda bir kutu mutu bir şey olurdu lan. Bunda yokmuş demek. Fakir piçler. Hadi gidelim. Gizliliğimi artırmam lazım ya. Şerit ne işiyor? Şerit de bir üretim malzemesi. Yani bir şey üretirken mesela şerit parçası. Derileri şerit halinde kesiyor. Güya. Lazım oluyor. Baktım bir tanesinden 4 tane çıkıyor. 12 altın ediyor. 2 altın daha değerli. Ben de çevirdim. Ha dur. Güzel itemler düşürdük biz. Bak. Bakmadık. Şimdi şey. Mesela şu bizim elimizdeki yaydan daha güzelini düşürdük biz. Bak. Avlanma yayı. Hasar 8. Benim uzun yay 7. Bir tık daha güçlüymüş. O zaman bunu kullanacağız. Bunu favorilere ekle. Tamam. Şu uzunu favorilerden çıkart. Demir savaş baltası. Bizim demir ok mu kullanıyormuşuz biz? Demir ok kullanıyoruz. Tamam zaten en düşük seviye demir ok. Tamam şimdi yeni yayımız hayırlı olsun. Artık düzgün bir yayımız var sayılır. Şöyle güzel sağlam oklardan bulursak, yay değil oklardan, güzel olacak. Bu taşlar nerede ya? Ben o taşları bulup gidecektim. Bu taşlar çok önemli. Ekstra buff verecekti bana. Onu bulamadım. Aha buldum lan. Dibindeymiş o yüzden göremiyormuşum. Ya şimdi tek tek isimlerini bilmiyorum da açtıkça göreceksin damage'leri falan damage vermeleri falan daha yüksek. Yani işte ne bileyim banditlerin bilmem ne oku işte elflerin bilmem ne oku falan filan diye bir sürü değişik isimleri var. Açtıkça karşılaşıyoruz. Şimdi bu neymiş? Hırsız taşı. Hırsız taşı ne veriyordu abi? Hırsız taşı bütün sinsilik yeteneklerini %20 daha hızlı öğrenmeni sağlar. Ondan sonra başka ne taşı var? Büyücü taşı bütün büyü yeteneklerini %20 daha hızlı öğrenmeyi sağlar. Büyücü kasmayacağım bu sefer. Şimdilik. Lan büyücüm, ya büyücü de kasasım var da. Ya oyuna başlayınca böyle hepsini kasasım geliyor. Savaşçı taşı. Tamam bu normal savaşçı dövüş yeteneklerini öğrenmeni sağlıyor. Biz şimdi hırsız. Ama ben hırsızlık yapmayacağım ki ya. Sinsilik yetenek. Ama gerçi hançer kullandığında sinsilik yeteneğini yani sinsilik moduna geçince damage'i daha fazla vuruyorsun. Öyle skill'ler var. O yüzden işime yarar. O yüzden sinsilik kasacağız. Hadi bakayım. Bak şimdi. Gökyüzüne doğru bir ışık yüzmesi.
Hadi gidiyorsun. Artık gidiyorsun. Köy nerede kaldı? Köye doğru mu gidiyorum? Evet. Tamam. Artık yolumuza devam edebiliriz. Bir de ben bunu şu an full grafiklerde oynamıyorum. Tabii canım. Her şey karakterine göre. Ha, balıklara bak. Şu balıkları bile avlayabilirsin mesela. Ama uğraşmayacağım. Lan bir dakika, burada ayı olabilir. Dikkatli olalım. Ebemizi atlamasın. Kurt var. Aha kurt. Ananı sikeyim. Kurt geliyor. Alevler. Çok karizmatik değil mi ya? Hemen postunu alalım. Sen kimsin oğlum? Kime kafa tutuyorsun lan? Gerizekalı. Ben anlaşılan ilk başta büyü ve okçuluk karışık gideceğim. Gelişene kadar. Çünkü gelişene kadar çok dayak yeriz bu türlü. Birazdan keşfe çıkacağız. Önce şu köye gidip ana görevimi vereyim de. Çiçek var sandım lan, yokmuş. Üstümüzdekileri de satalım, paramız olsun. Bu dayıyı da öldürebiliriz istersek. Ama bu bize eğitim verebiliyor. Ha bu ölmez lan. Bu ölümsüzdü galiba. Oldukça daha iyi. Ne? Okçulukta daha iyi olmam için beni eğitir misin? Mesela böyle tiplerden eğitim de alamıyorsun. Sven ile sorun ne? İşte bunlarla böyle sohbet ediyorsun falan. Umuyor musun? Kesin konuşamıyorsun. Bunları okumak lazım aslında. Senaryoya adapte olmak lazım. Okçulukta daha iyi olmam için beni eğitme. Ben hallederim. Çok para istiyorsunuz siz. Şimdi şu dayıya gidelim de görevimizi halledelim. Bu neydi? Sven. Bak bu işte kendi aralarında diyalogları var. Bunlar yaşıyor yani bildiğin. Dayı nerede lan? Benim şuradaki birisine görev vermem lazım. Sigrid, we have company. Ain't every day we get visitors in Riverwood. Irmak koruda her gün ziyaretçimiz olmuyor diyor. Senden bir şey alabilir miyim? Yok, bir şey almayacağız. Önce görevi halledelim. Demirci ocağını kullanabilir miyim? Bana Irmak koru hakkında ne anlatabilirsin? Savaş hakkında ne düşünüyorsun? Oğlum niye görev vermiyorsun lan? Bir dakika. Önce bir şeyler satın alabilir miyiz? Bunda ne varmış? Bunlar işime yaramaz. Belki şu iksirleri alırım. Şu külçe demiri falan alabilirim. Ama ben satmak istiyorum. Hediye alma. Hediye alma lan. Ya hediye mi veriyor? Yok canım. Versene. Hediye mi veriyor? Benden para. Aa hediye verdi lan. Adamsın lan sen. Şu maymuncukları alacağım çünkü çok lazım olacak. Tamam. Yani umarım hediye vermiştir. İksir gençlendiriyor mu? Ne? Anlamadım. Bir ejderha Helgen'e saldırıp yerle bir etti. Hadvur'la birlikte kaçtık. Ne? Bir ejderha mı? Helgen'de mi? Bak uzun yıllardır yoktu ya. Bu daha önce gördüğüm şeyi açıklıyor. Güneyden vadiye doğru uçuyordu. Düşündüğüm şeyin o olduğu konusundan yanıldığımı umuyordum. Bir ejderhaydı. Hadvur da sana aynı şeyi söyleyecektir. Hadvur. Niye okuyamıyorum lan ben? Hadvar. Neyse. Ejderha bu yöne doğru uçtu. Onu görmüş olmanız gerekiyor. Diyeyim bari. Haklısın. Olanı gördüm. Seçenekler de bazı şeyleri değiştiriyor sonradan. Kendi gözlerime inanmak istemedim. Bir ejderha. Hem de Skyrim'de. Bu dünya nereye gidiyor? Önce savaş, şimdi ejderhalar. Bela belayı çekermiş.
İksir, güçlendiren iksirler var. Güç iksiri var. Bunlar canımı dolduruyor sadece. Hani 100 canım varsa 80'e düşüyor ya, onu doldurmak için kırmızıları kullanıyoruz. Akçay'daki mevkibeyi Bagruf'a göndereceği kadar asker göndermesi haberini ulaştırmalıyız bilmem ne carcut. Şimdi de benim diğer şehre gitmemi istiyor. Gideriz. Senden başka bir şeyler alabilir miyim? Almayacağım. Bana mevki beyi hakkında ne anlatabilirsin? Konuşmanı istemiyorum. Demirci ocağını kullanabilir miyim? Tamam, ben demirci ocağını kullanayım seni. Tamam, kullanabilirsin dedi. Sağ ol kardeşim. Uzatma. Atıma zırh almak istiyorum. Asiktir, ata zırh alınıyormuş. Bu special edition şeyleri galiba. Tamam. Çıkış. Şimdi ben sizde... Advar da buradaymış ama bakayım. Ablacığım, seninle uğraşamayacağım. Milletin evine girip hırsızlık yapabiliyorum bu arada. Şimdi gel bakayım. Şu tezgahta bir şeyler yapsam mı? Yapayım. Mesela kurt postunu şurada bir çevireyim. Evet. Tamam, şerit yap. Sonra burada şunları çalabilirim aslında ama kırmızı yazmıyor. Kırmızı göstermiyorsa bunları alırım ben. Hiç acımam. Okumuz azsa ok yaparız. Adam geliyor, şey yapıyor. Tamam, abartma istersen falan muhabbeti yapacak şimdi biraz da. İyi, hırsızlık olarak görmedi. Bunu da veriyor. Bak, bu hırsızlık olarak görüyor. Ha, deri çizmeleri alabiliyorum. Tamam. Demir bileklikleri veriyor. Güzel. Bunların hepsi para. Şu demirci ocağında ne yapabiliyorum? Bakayım. Bunların hiçbirini yapamıyorum. Demir, büyük demir kılıç yapabiliyorum. Aslında kılıç yapıp ne gereken 4 külçe demir istiyor. Bende 5 tane varmış. 2 de şerit. Bak mesela kılıç yaparken şerit istiyor. Hani deri bir şeritle onları sıkıştırıyor, bağlıyor falan diyor. Şimdi 4 külçe demir. Külçe demirin fiyatı ne? Gerçi o kadar da ince ayrıntıya gerek yok da. Ben şimdi güzel bir şey üretebiliyor muyum? Demir zırh falan takmayacağım ben. Deri bir şey üretemiyorsam, ki üretemiyorum. O yüzden o zaman gerek yok. Bana deri giysiler lazım. Şurada bir tüccar olması lazımdı. Nerede o? Evet, burada. Bak, kapılarında hep tüccarların şey var, böyle terazi. Aha, burada bir oldu. Dövüşmeyin evladım. Şu konuşmaları geçsin, ben bir sigara yiyeyim. Ha, bir müşteri. Bunları duymak zorunda kaldığın için üzgünüm. Bak, bildiğin yaşıyor adam. Şimdi bundan bir görev alacağım, o göreve gideceğim. O görev güzel bir görev. Göreve gitmek zorunda da değilsin kasılmak için ayrıca. Her şeyi yapabiliriz. Ama şunda bir ticaret yapalım. Mesela bu adamı ben genelde soymuyorum. Çünkü buna eşya gelmesi gecikiyor bu sefer. Bir şey mi oldu? Ne satıyorsun? Önce bir sattıklarına bakmak istiyorum. Şimdi. Önce sattıklarına bakayım. İşe yarar bir şey var mı? Bu ne? At derisi. Ne yapacağım o at derisine? Avcı sırt çantası. Bak, bunlar Special Edition'da gelmiş. Ama ben sırt çantasına gerek duymuyorum. Çünkü hile kullandım şeyde. Böyle bir çanta satıyormuş. Şu yüzükte ne özelliği var? Sağlık 20 artırır. İstemiyorum. İksirleri al. Bu ne? Ağır zırh yeteneğini 12 artırıyormuş. İstemem. Bu büyücü... Büyücü olsam bunlar çıkmazdı ama. Büyük kitabı. Sağlık ve kuvvet saniyede 8 hasar veren soğuk bir patlama. Yeni bir skill öğrenmek istiyorsan bunu al diyor mesela. Bu ne? Aktif göreve giden yolu gösterir. Güzelmiş lan. Bunu kullanabilirim aslında. Benim kaç altınım var bu arada? 39 altınım varmış.
Bak, büyücünün zırhı. Bu yetenekte 60 saniye boyunca 40 güç sağlıyormuş sana. 40 büyü ne? 40 puan büyü zararını engeller. Güzel. Bak, bu skill'i ortalığa bir atıyorsun. Herkes birbirine saldırmaya falan başlıyor. Bak, ölü uyandırma kitabı. Oğlum harbi büyücü olsaydım bunları bulamazdım ben. Büyücü olmadık diye bunları. Taşıma kapasitesini 75 artırılmış. Geç bunları. Bak, bu cevherleri almam lazım da. Değeri çok yüksek. Param yok. Bunlar çok önemli. Demir bileklik. Ne bu? Demir cevheri. Bunları işleyebilirdik aslında. Güzel bir şey yok mu ya? Oha, demir miğfer. Demir ok istemiyorum. Demir plaka çizmeler. Bak, bunlar karizmatikmiş. Bana göre bir şey yok mu ya? Boş yüzük. Boş yüzük alıp sen efsunlayabiliyorsun, büyüleyebiliyorsun mesela. Büyülü bir şey alıp parçalıyorsun, o büyüyü eklemeyi öğreniyorsun. Sonra gidiyorsun bir eşyaya ekleyebiliyorsun. Hastalık tedavi 245 mi? Üf, çok pahalıymış ya. Heh. Silahsız saldırılar fazladan 10 hasar verir. Silahsız olarak ben ne saldırıyorum? Büyü saldırısı yapıyorum mesela. Ağır zırhmış. Bu güzelmiş bak. Bu ne? Silahsız saldırılar fazladan 10 hasar verir. Niye hep aynısını yaptınız oğlum? Hafif zırh. Hah, bak, bunlar benim eldivenim işte. Bunu alabilirim. Karizmatik olabilir. Lockpickleri alırım. Onun üzerindekileri satmam lazım önce. Yer açılacak. Oyuncak bebek. Bu ne? Su altında boğulmadan yüzebilir. Güzelmiş kolye. Mantıklı. Nasıl suya ne kadar girerim bilmiyorum. Şok edici %15 artar. Şimdi önce ben şu üzerindekileri satayım. Gereksizlere. Mesela bunu sat. Kaç altının var abi senin? 800 küsur altının var. Ayarlarız. Sat abi. Şunları sat. Bunu sat. Onlar nereden gelmiş lan bana? Şundan iki tane kalsa yeter bana. Bunu sat. Bu kalsın. Ne bu? Sağlık ve Efsun'a saniyede 8 şok hasar veren bir yıldırım sağlar. Geç. Sat bunların hepsini. Balta, demir gürz. Kaç? Daha çok parası var. Güzel. Demir hançer. Bu hançerleri sevmiyorum. Şimdi kullanmayacağım. At bunları. Bu miğferi at. Biz de iyi mal toplamışız. Bak, hitabet yeteneği 16 oldu. Ticaret yaptığım için adamla ticari şeyim gelişti mesela. Daha iyi ticaret yapabileceğim. Böyle değerler falan değişiyor. Görüyor musun? Yaptığın her şey geri dönüşü var. Şimdi ben bunları satsam mı? Değeri birmiş lan bunları. Boş yere şey yapmışım hemen bunu. Tüh, beni kandırdı orası bu çocuğu. Hala parası var. Hafif imparatorluk bilekliği. Bende bileklik yok muymuş lan? Allah Allah. Neyse, sat ya, buluruz bir şeyler. Şundan bir sürü varmış. Şundan bir tane daha at. Hazine haritası. İmparatorluğu yakınlarındaki gizli hazinenin haritası. Tamam, bunu kullanırız. Sat. Külçe demir dursa mı ya? Ama külçe demiri ne yapacağım ya? Almıştım bilekliği mi? Yok, almadım. Alacağız dedim çünkü paramız yoktu. O bileklik değil. Beni şaşırtma. Külçe çelik. Aa, aslında çelik iyiymiş lan. Neyse. Kürk ayakkabılar sat. Kürk zırh elde öneri. Bunların hepsini sat. Güzel güzel, adamda bayağı para var. Şimdi zaten paranın bir kısmını ona geri vereceğiz. Sonra bir daha geri alırım. Maymuncuklar kalsın, o çok lazım oluyor. Post bileklik. Daha iyi bileklik istiyorum. Bunlar siklet şimdilik. Bunlar kötü. Sepeti de almışım oğlum üstüne ya.
Ha evet, Demir Ocağı'nın oradan da almıştık, doğru. Tahta kepçeyi de almışız. Uzun yayları sat. 5 altını kaldı adamın. Çelik hançer. Değeri 6'ymış. Satamam. Bunları alamazsın. Şunlardan sat. Dibine kadar bütün paranı alacağım oğlum senin. Aha değeri 1'miş. Sat. Bir altınlık bir şey yok mu? Var. Bunu da sattım. Neyse 2 altınmış. Şimdi şu adamdan giysilerde şu bilekliği almak istiyorum. Şey, eldiveni almak istiyorum. Nerede o? Geç, bunları ben verdim. Şu. Şimdilik bunları takacağım. 618 değeri varmış. Al bunu. Bak şimdi adama verdiğimiz parayı da geri alacağım. Tamam. Bana gel. Şunları satmaya devam et. İşlemeli zırh. Zehir. Bunları sat. Çelik hançeri sat. Maymuncuk kalsın. Şimdi şu kıyafeti ben bir giyeyim. Üzerimdekini de satayım. Tamam, şimdi büyü falan kullanırken büyük ihtimalle, ama 10 güç bir işe yaramaz da. Neyse, şekilde en azından kalsın şimdilik. Zırh özelliği güzelmiş. Şu dayıma bir daha gel. Yanlış şeye tıkladım da, görev alacağız şimdi. Tamam, şimdi son hamlemiz olarak artık şunu ben kullanmıyorum ya, sat gitsin ama. Şunu da sat. Tamam, üstümüz tertemiz oldu artık. Şundan çok varmış. İki tane kalsın. Demir ok. Okları falan geliştirmemiz lazım. Büyü satıyor musun diye bir sorayım bakayım. Sanırım birkaç eski büyü kitabım var. Eğer daha fazlasını istiyorsan Kışhisar Koleji'ne gitmen lazım. Tamam, o zaman bisiklet, sen de bir şey yapmayacaksın. Artık yola çıkabiliriz. Hazırız. Uzun bir yolculuk var. Ne oldu lan? Şimdi görevimiz bizi, kadın bana bir şey gösteriyordu tam. Şuraya git diyor bana. Akçay Mevki Bey ile konuş. Buna değil de şurada bir görevimiz vardı. O görev nerede açıldı? Ha, görevi aktif etmedim. Bir dakika. Şu altın pençe görevine gidelim ilk önce. Tamam, altın pençeyi ele geçir. Bu güzel bir macera çünkü. Abla sen ne diyorsun ya? Orada saklandıklarına göre bu hırsızlar delirmiş olmalı. Eski mağazalar olmalı. Tuzaklar pardon. Tuzaklarla dolu falan diyor, okuyamadım. Şuraya gitmemiz lazımmış. Hadi gidelim. Başımıza iş almadık umarım. Aslında mekanları açıp hızlı seyahatler falan yapmamız lazım da. Gizlenerek gidelim de etrafımızda bir şey çıkarsa aniden göt gibi kalmayalım. Şurada tilki gördüm sanki az önce de. Sırf yeteneğim gelişsin diye sıkacaktım. Tamam da burada yol tam olarak nerede abi? Şöyle gidersem olur gibi. Şöyle genişten.